Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve misvak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç anında hemen kullanabilmek için misvakını devamlı olarak yanlarında bulundururlardı. Sahabiler de genellikle misvaklarını kulaklarının üzerlerine koyarlar ve her zaman için misvak kullanırlardı. İmam Şarani Kuddisesi Ruhu eserinde şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden, bu ümmetten şöyle bir söz almıştır. Biz her abdest vakti devamlı misvak kullanacağız. Eğer misvakımızın düşüp kaybolma tehlikesi olursa onu bir iple boynumuza asacağız. Bu öyle bir sözdür ki bu konuda tüccarlar, amirler ve memurlardan oluşan büyük bir topluluk gevşeklik göstermektedirler. Nitekim bu yüzden onların ağız kokuları pis ve tiksindirici bir hal almaktadır. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu'na, meleklere ve salih müminlere saygı ve edepte kusur edilmektedir. İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerinden rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu: Andolsun ki misvak kullanmakla emrolundum. Hatta misvak hakkında Kur'an-ı Kerim'den üzerime bir ayet ineceğini veya vahiy geleceğini zannettim. Et-Tergib ve Terhib. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Misvak kullanmaya devam ediniz. Çünkü onda 10 haslet vardır. 1. Ağzı temizler. 2. Rabbin rızasını kazandırır. 3. Melekleri ferahlandırır. 4. Gözleri kuvvetlendirir. 5. Dişleri beyazlatır. 6. Diş etlerini sertleştirir. 7. Dişle diş etleri arasındaki pasları giderir. 8. Yemeğin hazmını kolaylaştırır. 9. Balgamı keser. 10. Melekler misvak kullanan kimsenin yanından ayrılmazlar ve namazın ecri kat kat verilir. Ramazanoğlu Mahmut Sami Kuddisesi Ruhu. Musahabe. Sayfa 112. 19 Eylül Mevlana Takvimi.